Tabii. Ya. Hediye gelmiş galiba mı? Hediye mi gelmiş? Onlar değil herhalde. Ha? Onlar değildir herhalde yani. Bir tanesinde de Doğukan şarap içmek isterdi. Yok. Sertab'ınkinden içilir ya. Değil mi? İçilir, Sertab'ınkinden içilir. İçeceksen onlar çok özel bir gece. Evet. İnsanlara yaşarken saygı göstermeyi yavaş yavaş öğreniyoruz galiba Doğukan Bey. Öğretiyoruz. Değil öğretiliyor. Mi? Değil mi? Öğretiliyor galiba ya. Sizin için nasıl bir geceydi? Ben çok heyecanlıydım. Bugün şuna dikkat ettim. Aşağı yukarı 600 saniyede sahneyi geride bırakmışım. 600 saniye evet. Bir İzmir fuarı beni bu kadar çok heyecanlandırmıştı. Bir diğeri de bu oldu. Babamla ilgili anma etkinliklerini saymıyorum. Onlar bambaşka. Elim ayağım titriyor ama burada birazcık daha kendimdeydim en azından. Çıkarken ateş bastı. Dedim dizlerim bağ çözülecek falan filan. Keyifliydi. Mutlu oldum. Biraz sert power oldu o kadar soft parçaların arasında ama o da lazım diye düşünüyorum. O da gerekli mi? Onunla öyle bir çalışma yaptık. Hayatınızın en özel Sertab Erener şarkısı efendim? Ya Sakin Ol benim hayatımı değiştirdi. Değil mi? Sakin Ol benim hayatımı değiştirdi. Sakin Ol sayesinde benim müzik kariyerim başladı öyle söyleyeyim. Yani hep bir çabalıyordum, tırmalıyordum, işler yapıyordum ama yaptığım Sakin Ol cover'ı 170 milyonun üzerinde izlenince işte o bana o 10 sene içerisindeki açıkçası 600 saniyeyi verdi. Galiba o ya. Sertab Erener şarkısı yani onun okuduğunu seslendirdiği bir şarkı benim hayatımda çok büyük etki yarattı. Biz başka bir heyecan da yaşıyoruz. Barış Manço filmi geliyor. Evet filmi geliyor. Ekin Koç belli oldu başrolü. Anlaşıldı mı bilmiyorum. Emin değilim. Şu anda bir öyle bir açıklama yapıldı. Senaryolar geldi. Senaryoyu okudum. Çok eğlenceli bir senaryo oldu bu arada. Hani, ben bir şey duydum. Yekten size sorayım mı? Sorun tabii. Japonya konser sahnelerinin direkt Japonya'da çekileceğini duydum ama doğru mudur yanlış mıdır? Ben öyle bilgiye sahip değilim. Söylemiyor değilim. Bilgiye sahip değilim. Çünkü senaryoda revizasyona gidildi. Çünkü biz bakıyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz aile içerisinde. O yüzden bir takım revizyonlar olacak. Sizin duyduğunuz belki revizyondan sonrasıysa ben daha onu okumadım. Belki pot kırdınız. Bakacağız artık abi. Artık yapımcılar döner diye düşünüyorum. İnşallah. Ya Barış Manço deyince hani bir ömüre sığmaz da. Ya. İki saate evet. Nasıl sığacak onu düşünüyorum ya da bir buçuk saate. Yok sığmıyor. Zaten yapılan çalışmalarda öyle bir sığdırma söz konusu değil. Çünkü biyografik desen çok uzun. Şey olarak diskografi olarak baksan çok uzun. Bu parçada esasında bu çalışmada bir girizgah var. Bu filmde bir girizgah var. Barış Manço'nun hayatına nasıl gelindiğine dair. O yüzden orada onun ömrünün tamamını beklemeyin. Yani öyle bir çalışma değil. Bu belki bir başarının arkasındaki atılan adımları anlatan bir film. Çünkü başarı emek ister, sevgi ister. Adanmışlık ister. Film biraz bunları anlatıyor. Her başarılı erkeğin arkasında başarılı bir kadın vardır. Aynen öyle. Anneniz, annemden bahsediyoruz. Gerçekten. Onu kim oynayacak belli mi? O konuda fikir sahibi değilim. Gönlünüzde biri yatıyor mu? Yani şöyle bir baktığınız yok, zaman. Yok yok yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim üzerinde çok baskı var. Sen babana çok benziyorsun, sen niye oynamıyorsun diye. Evet. Bildiğim iş değil. Hani oynarım. Oynamam değil ama bildiğim iş değil. Herkes bildiği işi yaparsa daha iyi olur. Bu çok hala gündeme geliyor. Hala aramızda konuşuluyor. Niye yapmıyorsun? Ben dedim başka bir rol alayım. Ama Barış Manço'yu canlandıracak, oyunculuğun daha iyi sergileyecek bir oyuncu varsa o yapsın. Yoksa ben yani kusura bakma da aynaya baktığında şu sakalı kestim mi ben kendimden tırsıyorum. Hani, biyolojik olarak çok benziyorum zaten. Hani buna inandırdılar beni artık. Seni çok sık görüyoruz ama Batıkan'ı hiç görmüyoruz. Neler yapıyor Batıkan? Kardeşim yurt dışına taşındı. O bu baskıdan biraz rahatsız oldu. Hatta 5 sene kadar burada bir işletmenin ardından işletmesini kapattı ve taşındı. Çünkü bu bizim hayatımız boyunca önümüzde bir baskı oldu. Biz de yani ne yaparsak yapalım olumlu olumsuz her türlü babayla kıyaslanıyoruz. Yani onun gibi başarılı olamazsın, ona yakıştın mı? İşte babasının evladı, ha şu bu. Bu da senin bütün yaşama yönelik bütün şevkini alıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şu anda sen benim yaramazlık yaptığımı ya da işte gönlümce konuştuğumu göremiyorsun. Çünkü her şeyi iki kere düşünüyorum. Şu an konuşurken bile iki kere düşünüyorum. Filtreliyorum, doğru cümleler seçmeye çalışıyorum. Çünkü izleyen, beni seven, tanıyan var, sevmeyen var. Babamın oğlu için seven var, izleyen var. Anladın mı? Çok dikkat etmek zorundayım. Neler yapıyor yurt dışında? Yani
aslında şöyle çok da bildiği bir alanda ilerliyor aslında. Müzecilik üzerine. Evet, şeyde Brüksel'de bütün merkezdeki ana müzecilik, ana müzeler üzerinde bir çalışma yapıyor şu anda. Tanıtımlarıyla alakalı. Bir de onun en büyük avantajı da ilk başta o mülakatlara girdiği zaman alırlarken bizim müzemiz var dediğinde inanmadılar bana. Nasıl, ne diyorsun sen falan dediler ama tıkan. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzesinin sahibiyiz gibi bir cümle kurdu da orada. Ki doğru. Dolayısıyla aslında aşina olduğu bir alanda ilerliyor şu anda. Abi geri dönmeyi düşünüyor mu? Konuşuyorsunuz illaki. Bence 3-4 seneye döner ya. Bence döner. Bence döner. Yani. Özledik onda. Bilmiyorum. Belki döner. Seninle daha eğlenceli muhabbetler yapmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla baba, yani Barış Manço'nun bir arabası gelecekti. Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Geldi. Ona bir gidelim mi beraber? Geldi. Alayım mı bir şey? Şöyle, şu anda restorasyon için arabayı tamamen dağıttık biz. Böyle en ince tek civatasına kadar dağıttık. Baştan sona yakışır şekilde revizasyonu yapılıyor. Şu anda yapılmakta. Yani şu saatte değil tabii ki. Yani mesai saatlerinde. Herhalde tahmin ediyorum 1-1,5 aya kadar bitecek. Müzeye yerleştireceğiz. Yerleştirirken bekliyorum. Çok pahalı bir şey mi bu restorasyon? Pahalı bir iş. Evet, pahalı bir iş. Yani muhtemelen 1-0 otomobilden daha pahalıya gelecek bir iş. Baştan sona işte yeniden boyanıyor. Bütün bozuk parçaları değişiyor. Ve parçalar bulunmadığı için onların üzerine çok fazla çalışma var. Yani bazı parçalar aranıyor şu anda. Yani yurt dışında arıyoruz. Çalışır hale mi gelecek araba? Çalışır hale getirmeye çalışıyoruz. Sel baskında kaldı ya araç. Evet, evet. Denedik, çalışmadı bu arada. Bunları paylaşacağız ilerleyen zamanlarda ama çalışmadı. O yüzden revizyona başladık. Abi marşa ilk beraber basar mıyız? Hadi gel bana bir söz ver ya. Çünkü babanın yeri bende çok ayrı. Yani ben o hayatımda 3 kişi için ağladım. Şöyle bir şey yapabiliriz. Müzeye yerleştirirken aramızda olursan sevinirim. Çünkü o marşı basmak biz aileye özel bir şey olmalı. Kesinlikle. Biz önce çünkü ben çeken taraf olmak istiyorum. Annem, kardeşlerim, kardeşim ben o arabanın içerisinde çok anılarımız var. Herhalde biz aile olarak basarız onu. Ama ondan sonrasında isteriz tabii yanımızda olmak. Şöyle bir kez daha hatırasına da kendisine de çok teşekkür ediyorum. Böylesine evlatlar. Sağ olasın. İyi ki varsın. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. Görüşürüz.